Gezegen ve üzerinde yer alan her şey sürekli olarak, atmosfer üzerinde dönüşüne ara vermeden devam ediyor. Ekvator üzerindeki dönüş hızı olarak saatte, 1675 kilometre yani bu da yaklaşık olarak saniyede, 465 metreye eş değer şekilde seyahat ediyoruz. Ancak eğer ki kutuplardan birine yakın konumda bulunuyorsanız, bu hız biraz daha aşağıda olabiliyor. Bundaki neden ise, siz ve uçakla birlikte, diğer her şey aynı hızda seyahati gerçekleştiriyorsunuz. Bundan dolayı uçağın mevcut olan hareketinin algılanması için, dışarıdaki bulutlara bakmanız gerekmektedir. Bu da aynı Dünya'nın dönüşündeki durum için geçerlidir. Gezegenimiz kendi etrafındaki tam olarak dönüşünü, 23 saat 56 dakika gibi bir süre içerisinde tamamlıyor. Bu da sabit bir oran ile aralıksız olarak sürmektedir. Bu meydana gelen hareketi hissedilmesinin bir yolu da, yönünüzde yer alan rüzgarı hissetmektir. Ancak bunda dahi Dünya'nın atmosferinin, bizim ile aynı hız içerisinde seyahat etmiş olduğunun, unutulmaması gereklidir. Eğer ki Dünya herhangi bir durumdan dolayı hızını değiştirecek olsaydı, bunu kesinlikle hissedebilirdik. Oldukça hoş karşılanmayacak olan bu durum ise, gezegen ölçeğinde ani bir şekilde frene basmak gibi olurdu. Bu konu hakkında, sizin düşünceleriniz neler? Cevapları yorumlarda bekliyorum dostlar.